Meltem 3 projesi kapsamında TCB-751 kuyruk numaralı ilk P-72 deniz karakol uçağı Deniz Hava Komutanlığı bünyesinde göreve başladı. Meltem 1 ve Meltem 2 projeleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 6 adet CN-235 tipi P-235 deniz karakol uçağına kavuştu. Projenin son aşaması olan Meltem 3 ile deniz gözetleme ve deniz karakol görevlerinde kullanılacak 6 adet ATR-72 tipi P-72 deniz karakol uçağının envantere girmesi planlandı. Envantere giren P-72 uçağı komutanlığın 60. hava aracı oldu. P-72 deniz karakol uçaklarının envantere katılmasıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliği artacak. P-72 deniz karakol uçağı, hali hazırda envanterde olan 6 adet P-235 Kasa deniz karakol uçağıyla kıyaslandığında görev sahasında 2-3 saat daha fazla kalabilecek. Uçağın havada kalış süresi kalkış ağırlığına bağlı olarak 9 saati bulabilecek. Yeni deniz karakol uçağı yüksek süratle harekat bölgesine intikal edebilecek. Lincoln 6 kabiliyetine sahip P-72 uçağı, MK-46 torpidosuna ilave olarak daha modern özelliklere sahip MK-54 torpidosunu atabilecek. Uçak, daha fazla sonoboy taşıma kapasitesiyle denizaltı savunma harbinde etkin kullanım imkanı sağlayacak. Uçak üzerinde bulunan denizaltıları belirlemekte kullanılan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar uçakta bulunan Mark 46 ve Mark 54 torpidolarıyla imha edilebilecek. P-72 uçaklarının çok tehditli ortamda görev yapabilmesini sağlamak amacıyla elektronik karıştırmayı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemleri bulunuyor. Keşif gözetleme maksatlı kullanmak üzere radar ve elektro-optik kamera sistemleri de bulunan P-72 uçağı, Mavi Vatan'ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı verecek ve bu bilgileri anlık olarak deniz ve hava kuvvetlerinin ilgili birlikleriyle paylaşacak. Projede yer alan P-72 deniz karakol uçağı, 2021 yılı sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Bu amaçla projenin ikinci uçağı TCB-752'nin yer testlerine gelecek hafta başlanması öngörülüyor. Yeni deniz karakol uçaklarının tamamının kısa bir süre içerisinde hizmete girmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı bir deniz hava kuvvetine sahip olacak.